Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Beni günün hangi saati izliyorsun bilmiyorum ama hoş geldin, hoş geldin. En son videomu ne zaman paylaştığımı açıkçası bilmiyorum. Yani yakın zamanda da bakmadım ama en az 2-3 ayı vardır. Yani 2-3 aydır aslında YouTube'a video çekmiyordum. Şöyle ki video paylaşmamamın aslında bazı sebepleri vardı. Hayatımda çok büyük değişiklikler oluyor şu anda. Nasıl hissetmem gerektiğini bilmiyorum. Daha ben bile aslında duygularımı açığa çıkaramadığım bir süreçteyim. Bir zaman dilimindeyim. Çok daha yeni bazı şey ya. Hayatım o kadar karışık ki siz benim güldüğüme bakmayın ama önemli değil, bugün problemlerimden bahsetmeyeceğim. Aksine YouTube'a geri döndüğümü, yani umarım öyle olur, size bildirmeye geldim. Videoya madem başlıyorum, bu bir vlog olsun. O yüzden bugün sizi dışarı çıkarken yanımda götüreceğim. Birazcık da açıkçası sohbet etmek istedim. Aslında YouTube'a geri dönmeme daha 2-3 ay vardır diye tahmin ediyordum ama hiç beklediğim gibi olmadı. Çünkü o kadar tatlı insanlar var ki, yani o kadar tatlılar ki Instagram'dan devamlı beni dürtüklüyorlar. Yağmur yeni video ne zaman? Yağmur yeni video nerede diye. Özellikle Esma ve Gönül. Buradan sizi öpüyorum. Yani gerçekten arada bir beni yokluyorlar. En çok Esma ve Gönül yapıyor ama gerçekten daha arka planda bir sürü insan var. Aslında biraz da arkadaş gibi olduk. Yani inanılmaz farklı bir bağ var arada. Dün de Esma ara verme, sen çok iyi yerlere gelebilirsin, bırakma falan dedi. Çünkü ben hani daha kendimi hazır hissetmiyordum. Esma'nın gazına geldim. Esma, teşekkür ederim. Makyajımı birlikte yapabilirdik ama dediğim gibi son anda tamam ya Esma haklı galiba. Oturup videoyu çekmem gerekiyor demeden önceydi makyaj. Her neyse, birazcık hayatımın geri kalanından bahsedeyim. Mezun oldum. Danışan kabulüne başladım. Şu anda çok güzel başarılar elde ettiğimiz danışanlarım var. Yine onlarla da aramdaki bağ gerçekten inanılmaz. Mutluyum. Bu mesleği yaptığım için zaten her gün şükrediyorum gerçekten. Ama onun dışında da arada bir dışarı çıkıyorum. Arkadaşlarımla buluşuyorum. Kendi kendime vakit geçirmeye devam ediyorum. Bir ara Eskişehir'e gittim, geldim. 2 hafta sonra bir Antep'e tekrar gidip geleceğiz. Yine bir düğün meselesi var. Antep vlogunu izlemediyseniz sanırım şuradaydı. Paslanmışım, evet. Bu arada saçlarımı kestirdim. Artı buradaki rengin artık gerçekten kuaföre gidilip yenilenmesi gerekiyor. Yani deyip boyam buraya kadar indi. Direniyorum. Gerçekten direniyorum. Ne için direndiğimi de bilmiyorum. Neyse, öyle. Kısa bir giriş yaptım. Yine daha bol bol sohbet ederim ben. Bu kamerayı artık açtığım için susabileceğimi düşünmüyorum. Sonunda çıkabildim. Bu arada şu gözlüğümü de çıkarayım. Umarım kötü durmuyordur. Ya gözlüğü bu güneşte neden çıkardın diye soracak olursanız eğer, görüntüsünü hiç beğenmiyorum. Yeni bir gözlük almam lazım kendime. Kafamda gözlüğüm var ama yaptığım harekete bakın. Ya hiç sevmiyorum artık. Sıkıldım galiba. Yeni böyle büyük dikdörtgen gözlüklerden almak istiyorum. Yuvarlak değil ya da kare. Her neyse. Yuvarlak olmayan o tarz bir gözlük almak istiyorum. Bakalım, belki Antep'e gitmeden alırım bu arada. Emin değilim. Zaten Türkiye'nin bu gidişatına bakacak olursam kredi kartını kullanmaya başlayacağım gibi. Çünkü daha aslında kazandığım para beni tatmin ediyor şu noktada. Tabii ki çok daha fazla olmasını isterim. Bunun için de çabalıyorum ama çok daha fazla çalışmam lazım. Neyse. Ben çıktım. Orada görüşürüz. Tekrar YouTube'a başladım. Gerçekten mi? Yemin ederim o kadar sevindim ki. Sürekli Yağmur'a diyorum ki video çek, video çek. Yeah. Normalde Selcan hasta ve bu sıcakta sıcak kahve içiyorum. Ama ben sütlü, filtre, buzlu her zaman kahve. Senacığım hamburger yiyecek. O yüzden bizi de günah sokmasın. İnşallah. Neyse. O zaman Selcan kahvesini döküyor. Yapacak bir şey yok. Of. Kahvem burada, Selcan'ı bekliyorum. Şimdi Selcan az önce kahvesini dökmüştü ya. Onun tekrar kahvesini içip bitirmesini bekliyoruz. Kahvem zaten bitmek üzere. Az sonra bir Panty'de falan indirim varmış. O tarafları gezeriz. Collins'e gideriz. Elbise bakacağım. Sonra da bu akşam balık yapacağız babamla. O yüzden eve 8 gibi falan. Saat kaç şu an? Saat 6.30'a geliyormuş. 1,5 saat falan sonra evde olmuş olurum. Ben ne fark ettim biliyor musunuz? Ben kaşımı yeni açtım. Belli oluyor değil mi? Kaşımı açtığım zaten belli olsun isterim. Ama ışık vurunca turuncu oluyor. Ben mesela sen söylemesini fark etmez miydi? Bana şu an turuncu geliyor. Birkaç güne oturur. Ama şey, ne oluyor biliyor musun? Mor şampuanla yıkamış olmam lazım. Yıkamazsam böyle turuncu oluyor. Bakın, gibi oldum yani. Selcan saçlarına 2 defa perma yaptırdı. Ama saçlarının yarısını kaybetti, evet, bu süreçte. Evet, eğer saçımız düzse kesinlikle perma yaptırmayın. Selcan takılarını göster, süslü. Altınlı. Ne?
Hayır, ben sana görgüsüz demeye çalışıyorum. Yok, aşkım demişim. Ama kimisi de sever yani. Ben de mesela ben küpe bakıyorum şu an. Küpe alacağım ve kulağımı deldireceğim. Senle yarın kulağımı deldirmeye gidelim mi? Ben hasta olmasam ben de deldirdim ama ben hastayım. Ben de gelir misin kulağımı deldirmeye yarın? Gelirim. Tamam. Şu normalde bir tane deliğim var ama ikincisini ve üçüncüsünü deldirebilirim. Strede de bir küpe buldum. Onu da alacağım. Ama o kadar güzel ki bir dokuzlu bir set buraya fotoğrafımı bırakırım. Bayağı iyi. Ben de takmak istiyorum ama çok çok böyle takacağım dolduracağım kulaklarımı. Ben de süslü olacağım artık. Ol. Ol, süslü olacağım ben de. Dostlar şimdi. Ya ama bunlar giyince güzel görünüyor ya. Selcan çok açık söz. Belki giyince mesela beyaz cropla bunu bir hayal eder misin? Bence kötü değil. Benim hoşuma gitti. Ya bilemedim. Bunlar giyince güzel duruyor ya. Ben bunu deneyeceğim bu arada. Çünkü fiyatı da okey bence. Ne kadarmış? Ben bunu beğendim. Hayır, ben de onu hiç beğenmedim işte. Çocuk da dedi ki fistan dedi. Kötü bence. Ben anneannem. Ben belki anneannem gibi giyindiğim için olabilir. Hayır, bunu istemedim. Bunlar. Hayır, birbirimize kadar alabilir çalınmamız daha iyi değil mi? Yok ya, hiç güzel şey yok. Bunun rengi çok çırtlak. Yani, senin alakalı. Seninki değil mi? Aynen. Ben de bunu sevdim ama şu kısmı açık kaldı. Yine her şeyi böyle az az çektiğim bir video oluyor. Olsun, sonuçta bir şeyler oluyor mu oluyor, benim için önemli olan bu. Şimdi saat yaklaşık 7.30-8 oldu. Babam fırına balığı atmış. Yağmur gel seni bekliyoruz dedi. Bir an karşıma insan çıktı da o yüzden kapattım kamerayı. Hala utanıyorum. Aslında şu an bu insanların içerisinde çektiğim video bile özgüveninin bence yeterli olduğunu gösteriyor. Birebir göz teması kurduğumda insanlarla çok fazla utanıyorum ve direkt indiriyorum kamerayı. Şimdi evime gidiyorum. Yemeğimi yiyeceğim. O kısımları muhtemelen es geçerim. Belki videoyu burada da kapatabilirim bu arada. Minik bir YouTube'a geri döndüm videosu olsun. Bu çantamda devamlı düşüyor.